Şimdi Antakya'ya geçiyoruz. Antakya künefesiz olmaz. Künefeye bayılırım. Bence dünyanın en lezzetli ilk 3 tatlısından biri. Bakalım Antakya'da künefe nasıl yapılır? Biz evimizde nasıl yapabiliriz? Şimdi tarifini öğreniyoruz. Künefenin ana vatanı Antakya'dayız. Merhabalar, Antakya Hatay'a hoş geldiniz. Medeniyetler şehri Antakya'dan künefe yapımını anlatacağız Özlem Hanım. Şimdi bakır tepsimize kadayıfımızı serip arkadaşımız başlasın. Yavaş yavaş künefe yapımına başlıyoruz. Künefenin malzemeleri tel kadayıf. Şu şekilde yağını eritiyoruz, tereyağı eritiyoruz. Erittikten sonra kadayıfımızı yağlıyoruz. Yavaş yavaş yaklaşık yarım saat, bir saat boyunca o yağlanmış haliyle bekletiyoruz. Sebebi yağ tamamen emsin diye kadayıfımızı. Ve biz hiçbir şey sürmüyoruz. Belki görmüşsünüzdür, tepsinin üzerine hiçbir şey sürmüyoruz. Yağın kendi vermiş olduğu kızarıklığı yapacağız. Antakya'nın tescilli künefesini yapacağız bu arada. Ve tescilli peyniriyle. Bu arada yeni bir tescil aldık. Antakya künefesinin tescilini de aldık. Tescilli künefeyi tescilli peynirle yapacağız. Şu anda arkadaş alt tabakayı basıyor. Yağlanmış kadayıf dediğim gibi. Tepsinin dibi gözükmeyecek, öyle söyleyelim. Tepsinin alt kısmı hiçbir şekilde gözükmeyecek. Sıkı bir şekilde bastırması gerekiyor. Çünkü kullanacağımız peynir aşağıya akmasın. Aşağıya akarsa sıkıntı yaşarız pişirirken. O yüzden sıkı bir şekilde sadece birinci katına bastırıyoruz şu anda. Şimdi de tescilli Antakya künefesinin peynirini basacağız. Tepsinin her yeri aynı şekilde eşit olacak. Ben kenarına koydum, ortasına akar yok. Tepsinin her yerine aynı şekilde peynir konulur. Bu çok önemli bir püf noktası. Ve yeteri miktarda. Ne az ne çok. 1 kiloya 800 gram peynir koyuyoruz. Biraz fazla oranı. Çünkü Hatay künefesinin özelliği biraz daha fazla peynirli olur. Tepsinin dibini görmeyecek şekilde alt kısmını bastırdık. Bu sefer de kadayıfı görmeyecek şekilde peynirimizi üstüne kapatıyoruz. Bu işlem de bittikten sonra tekrardan yağlanmış kadayıfımızı künefemizin 3. katı olarak basım işlemini uygulayacağız. Bu basım işlemi bittikten sonra kömür ateşinde geleneklere birebir uygun bir şekilde ağır ağır pişireceğiz. Bu 3. katına genellikle çoğu yerde bastırırlar fakat biz buna fazla bastırmadan sadece düzelterek yapımını tamamlayacağız. 1-2 dakika içinde de pişme aşamasına gelecek. Basılan künefemizi kömür ateşinin üzerine koyduk. Yaklaşık bir 15 dakika sonra havada çevrilme işlemi var. O zaman görüşmek üzere. Evet Özlem Hanım, tam 15 dakika doldu. Şimdi künefemizi çevirme zamanı. Bir tarafı pişti, diğer tarafını çevirdikten sonra pişireceğiz. Hadi bakalım, maharet bunda mı, bizde mi bilmiyorum. Hoppa! Şu anda ikinci tarafını pişireceğiz. Sonra da size büyük bir sürpriz. Künefe gurmesi Yusuf Usta'yı getirdik. Tadımına Yusuf Usta bakacak. Evet, şimdi Usta'cığım künefeyi pişirdik. Beğenecek misin, beğenmeyecek misin? Artık yapabildik mi, yapamadık mı? Şöyle bir tadına bak. Bize artık bir not ver. Evet Abdülkadir kardeşim. Usta bize notumuzu verecek. Güzel şekerin at. Şekeri 1'e 8. Yani 1 kilo şekere 800 gram su. Bunu bazıları soruyorlar. Çatal niye, kaşık niye, bıçak niye? Bıçak kullanmıyoruz. Böyle şerbetini alıp üzerine dökebilmek için kaşık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.